Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı bir bölgede kış günü yollar kapanmış ve tipi başlamıştır. O anlarda dağda odun toplamakta olan Volkan'ın kulübesine hızlı bir şekilde gitmesi gerekmektedir. Yolunu kaybeden Volkan, kulübesine gitmek için karşısında 3 tane alternatif yola sahiptir. Sizce bunlardan hangisini uygularsa yaşadığı kulübeyi bulması daha kolay olacaktır. Yakınında bulunan nehrin akış yönünü takip etmek, yüksek bir yere çıkıp evlerin dumanlarına bakmak, bulunduğu yerdeki ağaçların yosunlarına bakmak. Size verilen süre başladı. Düşünmek için videoyu durdurabilirsiniz. En mantıklısı nehrin akış yönünü takip etmek olacaktır. Çünkü yazları kurak geçtiği için yaşadığı bölgelerde evler nehir kenarlarında bulunur. Arkeolog Selim, önemli tarihi eserlerin bulunduğu yerde arkadaşlarıyla kazı yapmaktadır. Kazı yerinde önemli mezarlar bulan arkeologlar, kazı esnasında çeşitli nedenlerle kazı alanından kısa süreliğine ayrılmışlar ve antik mezarın başındaysa sadece Selim kalmıştır. Kazıya devam eden Selim ise kısa süre sonra mezardan bir küp dolusu altın sikkeler bulmuştur. Kübü eline aldığındaysa Selim'in elinde altın sikkeleri gören bir kişi Selim'i bayıltmış ve sikkeleri alarak kaçmıştır. Kısa süre sonra arkeologların alana gelmesi sonucu baygın Selim uyandırılır. Olayın anlaşılması üzerine hemen güvenlik ekipleri olay yerine çağrılmış ve olay anlatılmıştır. Bunun üzerine güvenlik oradaki herkesi sorguya almıştır. Bu kişilerden biri örnek poşetlerinin bittiğini ve onu almaya gittiğini söylerken, diğer kişi ise arazi pusulasını kaybettiğini ve bu yüzden tüm arazide onu aradığını ve en sonunda da bulduğunu söylemiştir. Bir diğer kişi ise saatin çok geç olduğunu ve karınlarının acıktığını, bu yüzden de yemek almaya gittiğini söyler. Bunun üzerine güvenlik ekipleri içlerinden bir kişiyi tarihi eser kaçırmaktan dolayı karakola götürmüştür. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi örnek poşeti almaya giden arkeologtur. Gerçekten arkeolog poşet almaya gitmişse dönüşte elinde poşet yoktur. Acaba örnek poşetlerini altın sikkelerin yanında mı unuttu? Yoksa sikkeleri saklarken yolda mı düşürdü? Bunu ona sormakta fayda var. Resimde sizce soru işaretli yere şıklardaki karelerden hangisi gelmeli? Bakalım doğru cevabı verdiğimiz sürede bulabilecek misiniz? Her sütunda her şekilden bir tane var ve aynı köşede duruyorlar. Bu durumda soru işaretli yere F şekli gelmeli. Yine belli bir mantığa göre yerleştirilmiş kareler görüyorsunuz. Peki sizce soru işaretli yere hangi kare gelmeli? Düz çizgi her karede sağda, solda ve ortada olmak üzere 3 farklı yerde kullanılmış. Bu durumda soru işaretli olan yere F seçeneği gelmeli. Peki bu karelerde soru işaretli yere hangi şıktaki şekil gelmeli? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya her şekilden bir defa kullanıldığına göre cevap E olmalı. Gözlerinizi ve aynı zamanda zihninizi test etmeye devam ediyoruz. Sizce soru işaretinin yerine hangi kare gelmeli? Kare saat yönünde hareket ederse en son olarak en altta sağ köşeye denk gelir. Bu durumda cevap B. Son şekil sorumuzdayız. Sizce soru işaretinin yerine şıklardaki şekillerden hangisi gelmeli? Süreniz başladı.
her şeklin içindeki çizgi sayıları hesaplandığında üçgen ve üç çizgi kombinasyonu eksik kalmakta. Cevap D. Şimdi ise sizden kare içindeki rakamları incelemenizi istiyoruz. Sizce soru işareti olan yerlere hangi iki rakam gelmeli? Alttaki 3 satır, üstteki 3 satırın tersten yazılmış hali olduğu için cevap 3 ve 7 olmalı. Sıradaki şekilde ise rakamlar belli bir mantığa göre yerleştirilmiş. Peki sizce soru işaretli olan yere hangi rakam gelmeli? Alt alta yazılmış rakamlar bir sonraki sıranın en üst ve en altındaki rakamların toplamıdır. Örneğin 1563 artı 7294, 8857. Bu durumda soru işaretli alanın cevabı 5821 artı 3654'ten 9475 olmalı. Yani soru işaretinin yerine 9475 gelmeli. İlk bakışta aralarında hiçbir fark yokmuş gibi görünen bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Peki kimler bu tek farkı bulabilecek? İki resim arasındaki tek fark beyaz renkli karakterin elinde tuttuğu yüzüktür. Deniz kıyısındaki Legoların yer aldığı bu resimler arasında da tek bir fark var ve biz sizden bu farkı bulmanızı istiyoruz. Uzun saçlı karakterin elinde tuttuğu beyaz şey iki resimde farklıdır. Peki bu resimler arasındaki fark nerede yer almakta? Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. İki resim arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Peki sıradaki resimler arasındaki fark nerededir? İlk resimde iki tane mavi kuş varken ikinci resimde sadece bir tane mavi kuş vardır. Peki sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu durdurup resimlere dikkatlice bakabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark, Kaptan Amerika'nın üzerindeki çizgiler. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Eminiz ki keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki tek farkı hemen bulacaksınız. İki resim arasındaki tek fark, kolyenin ucunda yer almakta. Birbirine tıpatıp benzeyen bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım bu farkı bulabilecek misin? İki resim arasındaki tek fark kadının gölgesi. Bir önceki sorunun aksine bu iki fotoğraf arasındaki tek fark hemen göze çarpmakta. Bakalım kimler bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki tek fark duvardaki yaprak desenleri. Resimde iki tane evli kadın var. Bu kadınlardan birisi kocasını aldatmakta. Peki ama hangisi? Sizce resimdeki kadınlardan hangisinin sevgilisi var? Resmi dikkatlice inceleyip hangi kadının sevgilisi olduğunu bulmaya çalışın.
Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayınız. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.